Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Notepad uygulaması yapacağız. Bunun gibi bu tarz bir şey yapacağız. Bütün fonksiyonları olmasa da çoğu fonksiyonunu yapacağım olabildiğince. Şimdi arkadaşlar File, New Project diyelim. Yeni bir form uygulaması açalım. Web'e geldik. Daha doğrusu Windows'a geldik. Windows Form Application dedik. Notepad diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir formumuzu bir düzenleyelim. Ayarını verelim aynı Notepad gibi görünmesi için. Öncelikle şuradan bir menü strip alacağım. Ardından bir de buradan rich box koyalım. Bu rich box'ın duck özelliği var. Şöyle F4 diyerekten properties'ine gelip buradan şu duck özelliğini şunu seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formu kaplasın. Şimdi arkadaşlar buraya bunları yerleştirelim. Dosyada ne var? Yeni aç kaydet, farklı kaydet. Dosya. Yeni. Aç. Kaydet. Farklı kaydet. Şurada sanırım bir separatör var. Ardından ne var? Bakalım. Sayfa yapısı, yazdır ve çıkış. Sayfa yapısı, yazdır. Burada yine bir separatör var. Ve çıkış. Buraya gelelim. Düzende ne var? Düzen, geri al, kes, kopyala, yapıştır, sil. Düzen, geri al. Sadece tek çizgi koyarsanız Enter'a bastıktan sonra da düz çizgi atıyor. Kes. Şunun kesini büyük yapalım. Kopyala. Yapıştır. Başka ne var bakalım. Sil var. Bul sonrakini bul. Sil var. Bul var. Sonrakini bul var. Başka ne var? Değiştir git. Tümünü seç. Tarih saat. Değiştir. Git. Tümünü seç. Tarih, saat. Sonra ne geliyor? Biçimde sözcük kaydır yazı tipi. Sözcük, pardon. Biçim. Sözcük kaydır. Ve bir de ne vardı? Yazı tipi. Yazı tipi. Burada ne var? Durum çubuğu var gönlümde. Görünüm, durum çubuğu, bir de yardımı görüntü, not defteri hakkında, yardım, not defterini, görüntüle, bir de hakkında var. Hemen isterseniz şu hakkında ile ilgili küçük de bir şey yapalım. MN hakkında diyelim. Şimdi buna çift tıklayalım. Aynı bu bir formun birden fazla klik özelliği gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla buton koymuşsunuz gibi. Buraya bir message box atalım. Show. Yapan şey diyelim. Telif hakları. Sonra bir virgül açalım. Buraya bilgi koyalım. Bu uygulama Adem Yalçın tarafından yapılmıştır. Şöyle bir alt satıra geçsin. www.izleveöğren.com. Bir alt satıra daha geçelim. Şöyle.
ademyalçın.com diyelim. Sonra şuraya bir tane message box. Buton koyalım. Daha doğrusu ikon koyalım hatta. Information olacak. Virgül. Buton diyelim yine. Nokta. Okey diyelim. Sanırım şununla şunun yeri değişecek. Virgül diyelim ve şurayı da bitirelim. Evet arkadaşlar, bir çalıştıralım bakalım nasıl olmuş görünümü. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Hatta şu başlığını da değiştirelim mi? Tam olsun. Buna karışmayalım. Şuraya değiştirecektik. Ardından şu kısmı da şuradan değiştirelim hatta. Nereden değiştiriyordu bunu? Şu an neyse arkadaşlar, şu an aklıma gelmedi nerede değiştirdiğimiz. Tam ortalı yapacaktım da. Yani dediğimiz gibi yaptık. Daha sonra bütün buradaki butonlara bastığımızda açılan menülerde görevlerini yapacağız. Bu dersimizde dizayn kısmını yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.